Rahman'ın Ayetleri programında Bakara Suresi 99-103. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Okuyacağımız bölüm ehli kitapla ve ehli kitaptan özellikle yahudilerle alakalı bir takım meseleleri ihtiva ediyor. Cenab-ı Hak şöyle bildirmişte, وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتٍ بِالْبَيِّنَاتِ Ey Peygamber, andolsun ki biz sana apaçık ayetler indirdik. Hak vakitatı beyan eden, açıklayan ayetler, aynı zamanda mucizeler indirdik. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Ancak fasık olanlar bunları inkar eder. Biz Allah'a itaatten çıkmak manasında, yani Allah'a itaatten çıkan kimseler ancak bunu inkar eder. Allah'a inanıyorum diye, Allah'a itaat eden bir kimse elbette bunları kabul etmesi, başka bir süre değil, uygulaması gerekir. وَاَنْكُلَّنَا اَعْهَدُوا اَحْدًا لَنَزَوُ فَرِيْهُمْ مِنْهُمْ Onlardan bir fırka, her ne zaman kendilerinden, her ne zaman bir söz vermişlerse, onu atmadılar mı? Yani verdikleri sözden dönmediler mi? وَاَنْكُلَّنَا اَعْهَدُوا اَحْدًا Onların ekserisi inanmazlar. Yani sana muhatap olan ehli kitaptan tek bir kimse, bunlar her ne zaman sana bir söz vermişlerse, bir ahitte bulunmuşlarsa, onlardan bir fırka bunu fırlatıp atmadılar. Bu ahdi, bu sözü bozmadılar. Onların çoğu iman etmeyen kimselerdir. Burada فَرِيْهُمْ مِنْهُمْ Onlardan bir fırka. Ben اِكْتَرُهُمْ Onların çoğu, bu ifadelerde hepsinin bir olmadığı da anlatılıyor. Nitekim başka bir ayette, Resulü severken münehler kitap diye ifade edilir. Her bir kitabın hepsi bir değildir. Yani onlar içinde iyi olanlar da var. Ama bu şekilde Peygamber'e verdiği sözü bozan, Allah'a verdiği sözü yerine getirmeyen kimseler de var. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ اللّٰهِ Allah katından onlara bir elçi geldiğinde مُصَدِّقُ لِمَا مَعْهُمْ Geldi gelen elçi, onların yanında olanı da tasdik ediyor. Tevrat'ı indiği tasdik ediyor. نَدَذَ فَرِيْقُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوْتُمْتَ Kitap ehlinden, kimlerine kitap verilenlerden bir fırka bunu fırlatıp attı. كَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını. وَرَاءَ الزُّهُولِهِ Arkalarına attılar. Yani bir şeyi arkaya atmak, hani bunun bir kıymeti yok, artık gitsin tarzında bir ifade. Buna önem vermediler ve ona göre de denizlemediler. Bunu arkalarına attılar. Kendimi ve ayağlarımı sanki bilmiyorlar gibi. Yani bunu yaparken aslında biliyorlar da, kendi kitaplarında aynı zamanda gelecek bir peygamberden ve ona gönderilecek, indirilecek kitaptan bahisler vardı. Onun sahabelerinin vasfı anlatılmaktaydı. Başka bir ayette ifade edildiği üzere Yârifûnâ'nın kemâl yârifûnâ edinâhûn Peygamberi kendi çocuklarını tanım gibi tanıyorlardı. Ama buna rağmen kabul etmediler. Bir takım inatlarla, bir takım menfaat duygularıyla, bir takım kabul edilip tavsiyonu gibi hallerle kabul etmediler ve karşısında yer aldılar. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ Ve seni kabul etmediler, o Medine Yahudileri tuttular. Süleyman devrindeki veya Süleyman'ın saltanatı hakkında şeytanların okumuş olduğu şeylere tabi oldular. Yani Allah'ın kitabına tabi olmadılar ama Hazreti Süleyman'ın saltanatı hakkında veya onun devri hakkında şeytanların uydurmuş olduğu bir takım yalan yanlış bilgileri doğru kabul ettiler. Bunlara tabi oldular. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ Süleyman küfre girmiş değildir. Süleyman, Hazreti Süleyman ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman bir peygamber olarak bize anlatılır. Ancak Tevrat'ta Kral Süleyman. Bize de gerçi krallığı var ama krallığıyla beraber aynı zamanda peygamberliği var. Onlar da peygamberlik cihetine temas edilmez. Ve onların, Yahudilerin bir kısmının kabulüne göre
Hazreti Süleyman böyle bir saltanatı sihir yoluyla elde etmiş. Ve kendisiyle takım tılsımları biliyor. Bu tılsımları kullanmak suretiyle böyle muhteşem bir saltanatı yakalamış. Onlar da böyle bir kabul var. Ayet-i Kerime Süleyman bize bilmedi diyor. Yani çünkü sizin bir takım ilgileri var ki bunları uygulamak insanı küfre sokan durumlar. Hazreti Süleyman için böyle bir şey yok. Evet çok harika halleri var ama bunlar Allah'tan bir mucize. İşte Süleyman küfre girmedi. وَلَكِنْ لَشَيَاطِينَ كَفَرُونَ Lakin şeytanlar küfre girdiler. Burada şeytanlardan burak insi ve cinni şeytanlar beraberce düşünülebilir. Çünkü şeytan ifadesi Kur'an-ı Kerim'de hem insanlar hem de görülmeyen varlıklar için kullanılıyor. Şeyatı ve insi ve cin. İns ve cin şeytanları Kur'an'da geçen bir ifadedir. Öte yandan hepimizin bildiği Kul Eûzü bi Rabbin Nâs suresinde şeytanın vesveseleri anlatılırken o büzülen ve ardından tekrar ortaya çıkıp saldıran, insana saldıran vesvese veren şeytanı anlatırken yine cinle güvenmez. O hem cinlerden olur hem de insanlardan denilmekte. İşte burada şeytanlardan da murat hem insi hem de cinli şeytanlar olabilir. İşte bu şeytanlar küfre girdiler. Yuallimûne nâsi sihr. İnsanlara sihir öğretiyorlardı. Değerli izleyenlerim, sihir tarihin eski dönemlerinden beri insanlık aleminde bilinen bir şey. Bunun kendine göre bir takım müracaat edilebildiği sebepleri var. Bu sebepleri bilenler görmesi çok harika şeyler yapıyor. Ama bu sihirin değişik kısımları var. Bunların bir kısmı daha çok göz boyama türünden ve algı yanılması, izleyenlerde algı yanılmasına sebebiyet veren şeyler türünden olaylar. Bununla beraber bir takım kısımlar vasıtasıyla insanları etkilemek ve o şekilde insanlar üzerinde bir takım tesirler meydana getirmek bunun da mümkün olduğuna dikkat çekiliyor. Ve günümüzde de yine sihirle meşgul olanlar var ve bunlar başkaları üzerinde bu sihir vasıtasıyla etkili olabilmekte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا Beyanın bir kısmında sihir vardır. Burada yani beyanın bir kısmı sihir gibi büyüleyicidir, etkileyicidir. Mana o. Yani bir takım hatipler var ki çok güzel anlatırlar. Ve insanları deneri adeta büyülerler. İşte sihirbazlar da bir takım hareketlerle sıra dışı şeyler meydana getirirler. Belki görünüşte bunlar sıra dışı değildir. Bize öyle görünmektedir. Ama biz bunu bilmediğimizden bize göre harika aktarılır. Hatta şekil itibariyle bakıldığında Peygamberin mucizesiyle sihirbazın sihri şeklen birbirine benzer. Mesela Hazreti Musa asasını yere atıyor, yılan oluyor. Sihirbazlar da asalarını yere atıyorlar, yılan oluyor. Görünüşte aynı şey. Ama neticede Hazreti Musa'nın asası, yılanı, onların yılanlarını yutuyor. Ve o zaman sihirbazlar onun sihir olmadığını, mucize olduğunu fark ediyorlar. Ve o şekilde secdeye kapanıp isim olduklarını ifade ediyorlar. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتُ İki meleğe Babil'de, Harut Marut isimli iki meleğe indirilen, sihre, indirilen şeye uydular. Burada Babil kenti, günümüz Irak, Irak'ında, tarihin eski kentlerinden birisi. Ve o Babil'de Harut ve Marut isimli iki melek, Allah'tan bir imkan olmak üzere insanlara gönderilmiş ve bunlar insanlara sihir öğretiyor. Burada yani melek sihir öğretir mi? Hatıra bu gelir. Ama devamında göreceğimiz şekilde bunun bir imtihan olduğunu söylüyorlar. Yani biz ne için bir imtihan için gönderildik? Sakın bunu kötüye kullanıp da küfre girmeyin. Bunu insanlara hatırlatıyorlar. Dolayısıyla Allah-u Teala insanları değişik şeylerle dener, sihirleri denemiştir. Normalde sihirbazların yapmış olduğu harika şeyler ve bir takım insanlar
insanın akıllı anlatabileceği şeyler değil. Bu noktadan demek ki iki melek bu konuda görevlendiriliyor ve sihrin bir takım esaslarını insanlara öğretiyorlar. وَنَاهِ اَمْرِنَاهِ مِنْ اَحَدٍ Bu iki melek insanlara bunu öğretmezlerdi. Hatta يَقُولَ Şöyle demedikçe. اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَ Biz ancak bir fitneyiz. Yani bir insanız. Yani sizin denenmeniz için gönderildik. Fela tekbur, sakın küfre girme. Yani sizi kötü yönde kullanıp da sakın küfre girme. Böyle söylerlerdi. Böyle söylemedikçe insanlara bir şey öğretmezlerdi. يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا İnsanlar o ikisinden öğreniyorlardı. مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ diye kişiyle hanımın arasına atılan şeyleri öğreniyorlardı. Yani demek ki sizin bir kısmı da bu tarzda sizinler. Karı koca arasında açabilirdik, birbirine düşünebilirdik. Bir takım tılsımlar, bir takım sihirler söz konusu. İşte insanlar bu gibi şeyleri onlardan öğreniyorlardı. وَنَهُمْ لِبَعْضِينَ بِهِمْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Sizinlerin iyi olanlar, Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremez. Bu da itikad noktasında hepimizin bilmesi gereken bir nokta. Günümüzde de sinirlerin üstüne olan her yerde bir takım insanlar var. Acaba bunlar istediğini yapabilir mi? Aklına gelen oluyor. Ayet-i Kerime Allah'ın izni olmadan bunlar kimseye zarar veremez. Buna dikkat çekiyor. وَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ Ve insanlar kendilerine zarar verecek, fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Günümüzdeki televizyonu buna misal verebiliriz. Yani televizyon ne kadar güzel bir alet aslında. Televizyon güzel kullanıldığında faydalı. Ama dünya çapında televizyonun kullanılışına baktığımızda insanların genelde bunu kötü yolda kullandığını söyleyebiliriz. İnternet ne kadar güzel bir nimet. İnsanların bilgi birikimi, bilgi arzusu, dünyanın herhangi bir yerindeki bilgiye çok rahat ulaşılabiliyor ve çok kolaylıklar sağlıyor. Ama bununla beraber internetin eksenlikle kullanımı zararlı bir bilgiler kullanılıyor. İnsanlarımız manevi şeylerle, hatta maneviyatlarına zarar verecek şeylerle internette vakit öldürüyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. İşte nasıl ki radyo, televizyon, internet, bunlar insanlara bir şekilde öğretilmiş. İnsanlar bilgi birikiminde böyle şeyleri yapabilmişler ama bu kötüyü de kullanılabiliyor. Demek ki Babil'de de, tarihin eski döneminde, Babil kentinde Harut ve Marut isimli iki melek bir imtihan olmak üzere insanlara bir takım sırlı bilgileri öğretiyor. Belki de sihrin başlangıcı oraya dayandırılabilir. Tabii bunlar tarihin karanlık dönemleri, ayrıntılı bir şey söyleyebilmek de zaten mümkün değil. Ancak insanların çoğu zamanla bu sihri kötü yönde kullanıyor. Karı koca arasını ayırmak gibi, insanlara zarar vermek gibi bu gibi şeylerde kullanıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Delik isimli bir Yahudi, Peygamberimizin saçından elde etme suretiyle 11 düğüm atıyor ona ve kuvvetli bir kılsımla bir şeyler okuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan etkileniyor. Ve yaptığı şeyleri yapmamış gibi veya yapmadığı şeyleri yapmış gibi kendine öyle geliyor. Ardından Cebrail Aleyhisselam gelip Peygamberimizin sihir yapıldığını ona bildiriyor. Ve Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali ve daha bazı sahabeleri gönderip o sihrin atıldığı yerden, düğünün atıldığı yerden onu götürüyor. Bu arada Peygamber Efendimiz'e felak ve nas sureleri indirilmiş. Onlar okunarak her bir düğün açılıyor. Atılan her bir düğüne kadar bir ayet indirilmiş ve o şekilde Peygamberimiz her düğün açıldığında kendisinin rahatladığını görür. Bu bir sıra gösterir. Yani sihir insanlar üzerinde etkili olabilir. Hatta bir peygamber de sıcaktan soğuktan etkilendiği gibi sihirden de etkilenebilir. Ama
Peygamberin bizden farkı, böyle bir durumda peygamber koruma altındadır. Vallahu yasını kemilenmez. Cenab-ı Hakk'ın teminatı da Allah seni insanlardan koruyacaktır. Dolayısıyla korumuştur. Cebrail'i göndermek sürekliyle durumu bildirmiş ve o şekilde onu Peygamberimizin talimatıyla o sihir aletleri getirilip etmiş hale getirilmiştir. Ve inen kul eûzü birrabbil felak, kul eûzü birrabbin nas sureleri de koruyucu bir zih gibi hem Peygamberimize hem ümmete bu şekilde hediye edilmiştir. İşte günümüzde elbette insanların çok büyük bir ekseriyeti, belki %99'u sihri bilmez. Nasıl kullanılır, nasıl yapılır bilmez. Ama az sayıda insan biliyor. Ve bu bilenlerin bir kısmı kötü yönde kullanılır. Ve karı koca arasını ayıracak, insanların arasını ayıracak şeyleri sihir olarak yapabiliyorlar. Buna mukabil en imana düşen görev ayetler kürsüyü, Elbillahimin şeytanı ve cin ifadesini, kul elbirabbin felak, kul elbirabbin nas, bunları okumayı prensip haline getirmek. Bunlar manevi bir zırhtır. Bir insan zırh içindeyken, diyelim bir ok gelse ona zarar vermez. Onun gibi sihir yapanlar da bu şekilde manevi koruma altında olanlara Allah'ın izniyle herhangi bir zarar veremezler. Az sayıda da insan belki bu şekilde yapılmış olan sihirleri iptal için bir gayret içinde oluyor. Bu meşrudur, bu gayretidir. Bu adeta doktorluk gibi bir durum. Doktor nasıl hastaları iyileştirmeye çalışıyor, onun gibi bazı tutarlarda sihir etkisinden insanları kurtarmak için bir gayret içinde oluyor. Bununla beraber aşırı ve ham olmak, herhangi bir sıkıntı zamanında acaba bana sihir mi yapıldı diye hemen bir telaşa girmek, bu da uygun değildir. Bunlar nadirattan olan şeylerden. Dolayısıyla normal bir insan psikolojik olarak da herhangi bir olay karşısında zaafa düşebilir. Karı koca arasında herhangi bir sihir olmadan da problemler meydana gelebilir. Bundan dolayı aşırı ve ham olmak, acaba bana büyü mü yapıldı, sihir mi yapıldı diye telaşlanmak, bu da uygun bir şey değil. Velakat alimu, onlar şunu bildiler ki, denemiş merahu, bunu satın alan kimse, yani sihri satın alan kimse, merahu fil ahiretu min felak, ahirette onun bir nasibi, bir payı yoktur. Ve ne bilse merahu diye unutsamın, bu şekilde kendilerini sattıkları şey ne de kötü oldu. Levkânu yâlemun, keşke onu bilmiş olsalardı. Velevennehum âmenu ve tagav, şayet onlar iman etseler ve günahlardan sakınsalardı, لَمَفُرْتُمْ اِلِلَّهِ خَيْرِ Allah katında onlar için verilen sevap çok daha hayırlıdır. Buna nail olurlardı. لَوْكَانُ يَعْلَمُنْ كَشْهَرُ اِنْسَلَرْدِ İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle gizli bir takım sırlara da bizleri mutlaka yapıyoruz. Ve bu gibi noktalara dikkat çekiyor. Ayakların kaydığı, insanların genelde değerlendirmede yanlış ölçülerle değerlendirdiği bu gibi konularda işin esası nedir? Bunları bize bildiriyor. Sihri bir realit olarak gösteriyor. Ama sihirbazların Allah'ın izni olmadan zarar veremeyeceklerini de bir itikat olarak ehli imanına bildiriyor. Cenab-ı Hak istikametli bir hayatı hepimize nasip bir müessel eylesin ve insi cinli şeytanların şerlerinden hepimizi muhafaza buyursun. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.